Günaydın sevgili dostlar. Sevgili Doğan Kıyak ezgisiyle, kendi söz ve bestesiyle Bakmasaydın Sen türküsünü dinledik sevgili dostlarım. Günaydın Ankara'dan selamlar, sevgiler hepinize güzel insanlar. Nasılsınız? Güzel bir hafta sonu sizlerin olsun. Sevgili dostlarım, sevgili Satılmış Murat, Coşkun, Uğur Küçük, Mustafa Ayla, Aydemir, Sevgi Yalav, Muammer Kahraman, Nurgül Yılmaz, İsmail Çimen, Mehmet Ali Bingöl bizi dinliyor. Sağ olsunlar sevgili dostlarım. Sevgili Mikail Artan bizi dinliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gününüz güzel geçsin sevgili dostlar. Karlı da olsa, karsız da olsa, Türkiye'min her neresindeyseniz ya da dünyanın her neresindeyseniz güzellikler sizlerle olsun sevgili dostlarım. Bugün size getirdiğim eserler biri şiir, biri bir anı. Anı Badem adlı bir anı, Öznur Eren Hanım'ın bir anısı. Diğeri de İyi Ki Varsın adlı Halise Özlem Çivilidağ'ın bir şiiri sevgili dostlarım. Ve sizin varsa dinlemek istediğiniz şiirler yollarsanız programımız süresince seslendirmek isterim sevgili dostlarım, güzel insanlar. Evet sevgili dostlar, ben şöyle hemen bakıyorum. Sevgili Kenan Şahbudak gelmiş, Yavuz gelmiş, Suat Yavuz Bey. Ramazan Yılmaz gelmiş, Kurban Sarcan gelmiş. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Gününüz güzel geçsin sevgili dostlar. Evet, şimdi sevgili dostlarım, şöyle bir hemen yorumlara bakalım. Sevgili Mustafa Ayla, Aydemir hayırlı günler diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sevgili Satılmış Murat Coşkun şairimiz, selam, kolay gelsin, iyi yayınlar abla diyor. Sağ ol Muratçım, çok teşekkür ederim. İyisin inşallah, güzellikler seninle olsun. Görmesem de dinlerim programımızın asıl amacı göremeyen dostlarımıza kitap okumaktır sevgili dostlar. Ve hepinizden ricam, göremeyen dostlara özellikle bu programları dinletmeniz. YouTube'da da aynı programları kopyalayıp yapıştırıyorum. YouTube'da da var yayınlarımız. Başka sesli kitap programları da vardır muhakkak. Onlardan göremeyen dostlarımızın dünyalarını aydınlatacak dinletiler yaptırırsanız çok mutlu olacaklarına eminim sevgili dostlarım. Göremeseler bile onların dışında görüp de başka engeller nedeniyle hayata tutunmaya çalışan dostlarımıza da ulaşabilirseniz çok memnun oluruz sevgili dostlar. Her zaman söylüyorum. Çaylarımızı içelim bu arada. Her programda söylüyorum. Sevgili dostlar, engel olmayalım. Zaten çeşitli sebeplerle engeller yaşayan insanlara bizler engel olmayalım ve onların hayatını kolaylaştıracak şeyler yapmaya çalışalım. Evet güzel insanlar. Şimdi elimde güzel insanlar Bekir Abi dergisi var. Sevgili Mete Dayı gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aralık 2020 sayısı elimde. Kapakta çok güzel değerli dostum Harun Yiğit'in bir röportajı var. Hafta içi dergilerden sesler programı yapacağım ve orada Harun Yiğit'le olan röportajı ve başka dergilerin başka paylaşımlarını sizlerle birlikte aynı ortamda dinlemek, paylaşmak, okumak isterim sevgili dostlarım. Evet, Badem. Sevgili İhsan Kurt gelmiş, Yılmaz Taş gelmiş. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz değerli dostlarım. Ve Öznur Eren Kanarya hanımefendinin Bekir Abi dergisinden bir anısı, belki de bir öyküsü. Evet, diyor ki Öznur Hanım, son birkaç aydan beri her gün geceye dönmek üzereyken duymaya başladık o tiz sesi. Önce haylaz çocuğunu eve çağıran bir annenin pencereden seslenişi sandım ve ne dediğini anlayamadım. Sonra sesin sahibini fark ettim. Sokağın hep aynı köşesine gelip bekleyen, daha önce birkaç kez karşılaştığım, selamladığım yaşlı bir kadındı bağıran. Badem! Badem! Elindeki naylon torbadan çıkardığı yiyeceklere koşan bir sürü kediyi besledikten sonra elleri belinde avazı çıktığı kadar bağırarak belki ölmüş, belki de hiç yaşamamış kedi Badem'i çağırıyordu.
Kadıncağızın akli dengesinin yerinde olmadığını düşündük hepimiz. Hatta yaşamayan bir kedinin hayaline tutunup kendisine yaşama nedeni yarattığından neredeyse emindim ben. Bir bayram gününde bir ziyaretten dönerken o köşede 4-5 kediye yemek verirken gördük o kadını. Evimizin önünde durdum. İçimden kapıdan içeri girmek gelmedi. Fotoğrafınızı çeksem kızar mı acaba diye sesli şekilde fotoğrafını çeksem kızar mı acaba diye sesli düşündüm. Pardon. Anlaşıldı, takıldın kaldın kadıncağıza dedi bizimkiler. Sen şimdi konuşursun onunla, kim bilir ne zaman dönersin. Dönüşte de onu anlatan bir yazı yazarsın, bu da kesin diyerek gerçek olması çok muhtemel bir tahminde bulundular sonra. Sokağın köşesine döndüm. Kaldırımın kenarında oturmuş büyük bir tekir kedinin ciğer yemesini izliyordu. Çevresinde karınlarını doyurduğu çok belli birkaç kedi tembelce güneşe vermişlerdi kendilerini. Selamıma karşılık verdi. Açık yeşil, delici bakışlı gözlerini kısarak baktı yüzüme. Sesinizi duyuyorum hep dedim. Badem adlı bir kediniz vardı ve kaybettiniz onu sanırım. Başını sevdiği tekir kediyi işaret ederek badem bu dedi. Adını tekrarladığım kocaman kedinin sol gözünün olmadığını o zaman fark ettim. Parktaki kediler rahat vermiyorlar buna. Gözünü çıkardılar zavallının. Ben de önce onları doyuruyorum, sonra buraya gelip bademi ve buradaki diğer kedileri besliyorum dedi. Düzgün ve anlaşılır sözcüklerle konuşuyordu. Bademle birlikte bir fotoğrafınızı çekebilir miyim dedim. Çok dağınığım dedi. Yüzümü çekmesen, dilediğiniz gibi olun, öyle çekeyim dedim. Başını öne eğdi. Onun istediği gibi bir fotoğraf çektim. Evet sevgili dostlar, bu fotoğraf derginin 81. sayfasında var. Biraz kedilerden bahsetti. Sonra eskilere giderek kendini anlatmaya başladı. Ortaokulu bitirdim ben. Kadıköy'de terzi dükkanı açtım ve bir kaymakamla nişanlandım. Sonra bir kadınla tanıştığını, onun maddi anlamda kendisinin iyi niyetini kullandığını, para ve emek koymadan dükkana ortak çalışmak istediğini, kendisinin bu öneriyi reddetmesi sonrasında da büyü yaptırarak bütün gücünü elinden aldığını anlattı. Nefesi kuvvetli bir hoca büyüyü bozdu ama ben tükendim, işlerim giderek bozuldu. Dükkanı kapatmak zorunda kaldım. O kadın hala bu mahallede yaşıyor ve her fırsatta bana büyü yapmayı deniyor. Ben evde yokken kapımı değiştirip üzerine domuz yağı sürdü bir keresinde. Allah'tan ben hep dua okurum, zikrederim. Bozdum büyüsünü ama nereye kadar? Büyüler, muskalar, hoca efendiler, itikatlar, zikirler, kalın dua kitapları ve bunlara yakın bir sürü sözcükler üzerine doğur durak bilmeden cümleler kurdu. Yine anlaşılır bir dil kullanıyordu ama anlattıkları fantastik bir dünyaya aitti. Bir keresinde kedileri doyururken nasıl olduğunu anlamadan kanatlanarak havada süzülerek uçtuğunu ve sert bir şekilde yere çakıldığında bileğini kırdığını ve buna sadece o sırada parkta kağıt toplayan bir çingenenin tanık olduğunu da anlattı. Eğri kaynamış bileğini göstererek. Karabüklüymüş. İstanbul'un insanların vefasızlığından, kayıtsızlığından nefret ettiğini de tekrarladı sık sık. Dinlerken biraz yoruldum ama hiç kesmeden sözünü, yerimden kıpırdamadan dinledim. Sadece başımla onaylayarak olabildiğince katıldım anlattıklarına. Kaymakamla hala evli olduklarını ama ayrı yaşadıklarını da anlattı parmağındaki gümüş yüzüğü göstererek. O arada mahallenin eskilerinden anne tarafımın eski komşusu Semiha teyzeyi gördüm ve selamladım. İhsan amcamın canı şeftali istemiş. Onu almaya gidiyorum dedi sakince. İrfan amcanın canı şeftali istedi, almaya gidiyorum dedi sakince. İrfan amca dedim. Sonra ah ama o öleli çok zaman geçti. Sen de mi başka bir boyuta geçtin yoksa Semiha teyzem diye geçirdim içimden. Semiha teyze birden durdu. Ve ay tabii ki Tuncay abin diyecektim. İrfan amcan gideli 15 yıl oldu, neredeyse dönmesi yaklaştı dedi ve gülerek içime su serpti neyse ki.
Biz konuşurken kedili teyze kayboldu ortadan. Sonra kaldırıma bitişik nizam park etmiş bir kamyonetin altından çıktı bu kez. Elinde kalın bir kitap ve upuzun bir tesbihle hem de. Kaldığı yerden nokta virgül koymadan devam etti anlatmaya. Ayakta durmaktan yorulduğu için koluma giren Semiha teyze sabırsızlanmaya başladı. Sabırsızlığını koluma asılarak belli etti. Bademin arkadaşı teyze adımı sordu gider ayak. Benim adım da Hamiyet dedi. Babam rahmetli Hamiyet Yüce Ses'i çok sevdiği için koymuş bu adı. Anneme kalsa anneannemin adını koyacakmış ya. Olmamış işte. Ben de sevdim Hamiyet teyzeyi. Hamiyet Yüce Ses'i Kısıklı'daki gazinoda çok dinlemişliğim vardır. Semiha teyzemin kolundaki baskısı arttığı için Hamiyet teyzeye anneannesinin adını soramadan son bir veda cümlesi kurdum. Semiha teyzeyi de markete bırakıp eve döndüm. Evet sevgili dostlarım, devam edeceğiz. Ben size bir müzik arası vereyim ve sevgili Uğur Ağırdırıcı, Sezai Erdem, Gülay Taner ablam, Ozan Muharrem gelmiş ve Ozan Muharrem günaydın ablam, hayırlı günler, selamlar, sevgiler, saygılar. Ankara'ya hayırlı yayınlar, iyi hafta sonları. Ozan Muharrem saygıyla selamlıyor sizi ve tüm dinleyicilerinizi diyor. Sevgili dostlarım, Ozan Muharrem görmeyen bir şairimiz, ozanımız. Çok güzel sazı var, sesi var. Ozan Muharrem'in sayfasına gidip onun ses kayıtlarını dinlerseniz çok memnun olurum. Onun elindeki telefon şu andaki ses kaydını bize duyuruyor. Onun gibi nice dostlarımıza bu yayınlarımızı iletmek görevindeyiz. Sevgili Nergis Yılmaz, hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Evet sevgili dostlar, Nergis Hanım, hayırlı hafta sonları diliyorum. Hocam herkese sevgiler, selamlar diyor, gönderiyor. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz Nergis Hanım. Evet size bir Doğan Kıyak bestesi ve güftesi daha gönderiyorum sevgili dostlar. Ağla sazım, bunu demin dinledik, bakmasaydın seni. Ağla sazım. Sevgili hocamız Onur Bey'le çok dinlerdik, çok çalıştık bu türküleri. Allah rahmet eylesin hocamız, nur içinde yatsın. Evet, Onur Atalay hocamızı rahmetle yad ediyoruz ve Doğan Kıyak üstadımızı dinliyoruz. Aynur teyzem hoş geldiniz. Yeah.
Evet sevgili dostlarım, Doğan Kıyak'tan dinledik. Ağla sazım, inle sazım sevgili dostlarım. Evet güzel insanlar, hikayemize devam ediyoruz. Evet, hemen şöyle geliyoruz. Evet, bazen kablolar birbirine karışıyor. Şu anda olduğu gibi ayırt edemedim. Evet sevgili dostlarım. Evet, Aynur teyzem, hoş geldiniz demiştim. Tekrar hoşluklar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah sevgili dostlarım. Böyle cumartesi günlerini iple çekiyorum ben ve dostlarımın seslerini duyurmak, edebiyatımıza bir şeyler katmaya çalışan insanların eserlerini siz dostlarıma iletebilmek için can atıyorum ve acaba bu hafta hangisini okusam, hangisini seslendirsem diye böyle bir güzel araştırma içindeyim. Evet, devam ediyorum efendim. Hemen şöyle kablolara dokunmadan. Evet. Bekir abi dergisinden Öznur Eren Kanarya'nın Badem adlı öyküsü, ama fotoğrafına kadar olduğu için hani deriz ki öyküler olmuş ya da olabilecek olayların yer, şahıs, kişi anlatılarak anlatıldığı olay yazılarıdır. Buradaki olmuş bir olay. Dolayısıyla anı da diyebiliriz buna sevgili dostlarım, bu anlatılanlara. Evet efendim, ne yapıyorduk? Kaldığı yerden devam ediyoruz. Badem'in arkadaşı teyze adını soruyor yazara. O da benim adım Hamiyet diyor. Babam rahmetli Hamiyet Yücesesi çok sevdiği için koymuş bu adı. Anneme kalsa anneannemin adını koyacakmış ya, olmamış işte. Ben de severdim Hamiyet Yücesesi. Kızıklı'daki gazinoda çok dinlemişliğim vardır diyor. Semiha teyzenin kolundaki baskısı gittikçe yazarın kolunda Semiha teyze var. O da sürekli hadi gidelim hadi gidelim diye ona baskı yapıyor. Semiha teyzenin kolundaki baskısı arttığı için Hamiyet teyzeye anneannesinin adını soramadan son bir veda cümlesi kurdum. Semiha teyzeyi de markete bırakıp eve döndüm. Son bir saattir o köşedesin. Hoş geldin diyelim sana diye karşılayan ev halkına hanginiz bilgisayarı açarak bana iyilik yapmak ister? Unutmadan yazmam gerekenler var diye karşılık verdim. Ama zorunlu nedenlerle ara vererek günün bitiminde ancak tamamlayabildim yazıyı. Günü güzelleştiren iki şey bulmuştum o gün. Bademi çağıran sesin sahibinin adını biliyordum artık, Hamiyet Hanım. Ve o meczup değildi. Sadece biraz değişik düşüncelere sahipti. Birazdan öte tuhaftı ama belki onu tanımlayacak bir cümle kurmam istenseydi, o cümle Hamiyet Hanım çok yalnızdı olurdu. Bunu anlattıklarından çıkarmıştım. Oysa o fantastik dünyayı yaratan yalnızlığıydı. En başından beri. Herkesin yalnızlığıyla başa çıkma şekli farklıdır. Ve işin en güzel tarafı, Badem adlı bir kedi vardı ve bir gözü olmasa da o kedi yaşıyordu. Bir insanın can yoldaşı, hatta yaşama nedeni olması çok güzeldi. Aradan biraz zaman geçti. Hamiyet Hanım aylardır seslenmiyordu Badem'e. Merak ettim ve mahallenin esnafından öğrendim neden ortalarda olmadığını. Sandrıları artmış. Oturduğu apartmanı onun dairesinden kaynaklanan ağır kokular sarmış apartmanı. Evde beslediği bir sürü kedinin yanı sıra sokaktan topladıklarının ağır kokusu apartman halkını rahatsız etmiş. İnsanlara bağırmaya, kavga etmeye başlamış bir süredir. Oturduğu daire kız kardeşine aitmiş. Kız kardeşinin çocukları Hamiyet Hanım'ın onayını alarak onu bir bakım evine yerleştirmişler. Evden birbiriyle ilgisi olmayan, kırık dökük, büyük bölümü çöp mahiyetinde bir sürü atık eşya çıkmış. O eşyaların arasında çok sayıda prova mankeni de varmış. Anlattığı öykünün terzi olduğuna ilişkin bölümü gerçekmiş yani. Bakım evinde mutlu olduğunu duyduğunu ekledi anlatan kişi. Oradan dönemez artık Hamiyet Hanım. Badem ve diğer kediler de en iyi arkadaşlarını yitirmiş oldular böylece. Hamiyet Hanım'ın öyküsü biter mi gerçekte? Bilemiyorum bunu. Çok zengin bir düş dünyası yaşatıyordu onu. Bulunduğu yerde de o dünyada yaşadığını ve yanında yöresindeki diğer yalnızlara hiç durmadan kendi öykülerini anlattığını düşünüyorum.
Öyle düşünmek rahatlatıyor içimi. Bir saat için bile olsa ben de onun arkadaşı olup onun anlattığı dünyayı gözümle canlandırmıştım çünkü. Bademin ve diğer kedilerin has dostu Hamiyet Hanım'ın renkli varlığının eksikliğini kedi dostlarından ve bizim aileden başka kimsenin duymadığını sanıyorum. Çünkü insanlar kendileri gibi olmayanları dışlayarak hatta yok sayarak yaşamayı seçiyorlar. Biz de onun mahallesindeki son dönemine yetişebildik. Olsun, herkesin ilkin kendisine yabancı olduğu şu dünyada hiç tanışmamış olmaktan iyidir. Evet, Öznur Eren Kanarya'ya kalemini tebrik ederek teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, Suna Sarı Hanım teşekkür ediyorum. Bize çiçek yollamış ve sevgili dostum Ünal Kar bizi dinliyor. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Hoşluklar getirdiniz. Evet bir şiirimiz var. Size gene bugün Bekir Abi dergisinden sesleniyorum. Ve o şiiri size okumadan sevgili dostlar yine bir ses kaydı size dinletmek istiyorum. Sevgili dostlar, bir dost muhabbetinden size seslenmek istiyorum. Sevgili Onur Atalay, Doğan Kıyak, Sevim Kömürcü, Birsen Çekmece ve Zehra Er hep birlikte bizim koromuzdu. Ben de bu koroya dahildim ve korodaki arkadaşlarla bir ses kaydımız var. Koronadan önce biz böyle güzel türküler söylüyorduk. Sonra Doğan Atalay hocamızı kaybettik. Tekrar olmayan günler kaldı bize. İçinde yaşadığımız günlerin kıymetini bilelim. Ne güzel, herkes düşüncesini söylüyor. Bu özgür ortam çok güzel. Ah canlarım.
Evet sevgili dostlarım, güzel insanlar, bir cumartesi muhabbetimize, bir cumartesi sohbetimize benim de Kora'daki dostlarımla olan ezgileri, şarkıları katmak istedim ve rahmetlere karışan değerli Onur Atalay hocamız bize çok şey öğretti. Onu da nurlar içinde yatsın, rahmetle anmak istedim değerli dostlarım. Sevgili dostlar, şarkıda dediği gibi gidenler dönmez, gelenler bilmez. İşte bu dünyanın kıymetini bilelim. Yaşadıklarımızı böyle güzel şekillendirelim, güzel ortaya koyalım. Dostlarımızla, sevdiklerimizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel anılar, güzel anlar yaşayalım ki onlar bize güzel anılar olarak geri dönsün. Sevgili dostlarım. Evet, bugünün şiiri, sevgili dostlar, Bekir Abi dergisindeki şiiri size paylaşmak istiyorum. Size gelsin dostlarım bu güzel şiir. Halise Özlem Çivili Dağ'ın şiiri. İyi ki varsın. Sevgili İbrahim Kaplan bizi dinliyor. İbrahim Bey hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Evet, bir görmesem de dinlerim programında şiir diyoruz. Ve Halise Özlem Çivili Dağ'ın İyi ki varsın şiirini şu anda yayını dinleyen ve dinleyecek olan tüm dostlarıma gönderiyorum. İyi ki varsın dostluk. İçten gülümsemeler her şeye rağmen. Yürekten dokunuşlar her bir yaratılana. Hayatın gölgesinde serinlemek. İyi ki varsın ey aşk. İki kumrunun birbirine sevdası. Bir kızın babasına aşkı. Anneye sımsıkı sarılışı bir oğlun. Yaradanadır bu aşk. İyi ki varsın. Öğrendiğimiz her şeyde bir merak, her dem bir mana yüklemek hayata. Masumiyet tılsımı yıldızlı kanatlarda. Sevgilinin kokusuna hasretse bir çiçek, masumiyet tılsımı yıldızlı kanatlarda. Sen de iyi ki varsın. İlkbaharın meşhur olmuş gülleri, Nisan'ın kokulu yağmurları, kırlardaki seviyor sevmiyor papatyaları, çiçeklerden aşk alan arılar, kuşlar, uğur böceğim. İyi ki varsın rüzgara takılan deli dolu uçurtma, yaşamaya değer dünya. Edebiyat sokağından geçen kalem, heyecanla, hevesle dolu kelam. Ey hayat, ey gökyüzü, gecenin karanlığındaki umut ışığı, baş ağrım, gönül sızım, renkler, kırık düşler, kurulan hayaller, her ne varsa hayata dair. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Halise Özlem, Çivili Dağ, Bekir Abi Dergisi, Aralık 2020 sayısından alındı bugünkü öykü ve şiir sevgili dostlarım. Evet sevgili İbrahim Kaplan Bey harikasınız. Sesiniz, çabanız var olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Sağ olun, var olun. Eğer göremeyen dostlara, sizlerle birlikte göremeyen dostlara da bir nebze ışık olabiliyorsak ne mutlu bize. Ve bildiğiniz, tanıdığınız, göremeyen insanlarımız varsa onlara ışık olun sevgili dostlar. Bir şekilde elinizi uzatmaya çalışın. Sevgimle diyorum sevgili dostlar. Yüreğinizdeki sevgi her zaman sizi korusun güzel insanlar. Ve kendi şiirimle bugünkü programı noktalıyorum güzel insanlar. Akar gönlüm senden yana. Akar gönlüm senden yana. Bilir misin ha sevdiğim, nedir senden tek dileğim? Hasret yürek dağlamadan, gözyaşların çağlamadan, deli gönül ağlamadan var olmandır tek dileğim. Evet, gönlünüz kime akıyorsa ona olsun bu şiir. Akar gönlüm senden yana. Bilir misin ha sevdiğim, nedir senden tek dileğim? Saçlarıma kına değil, ilmek ilmek oya değil,
Turnalarla yolladığın bir mektuptur tek dileğim. Bilir misin a sevdiğim, nedir senden tek dileğim? Gerdanıma boncuk değil, gözlerimde rastık değil, kulağımda senden kalan bir türküdür tek dileğim. Bilir misin a sevdiğim, nedir senden tek dileğim? Metre metre atlas değil, santim santim elmas değil, gözlerimde izi olan bir gülüştür tek dileğim. Gözlerimde izi olan bir gülüştür tek dileğim. Bilir misin a sevdiğim, nedir senden tek dileğim? Kemik dişli tarak değil, altın başlı yatak değil, uzanıp da baş koyduğum bir omzundur tek dileğim. Bilir misin a sevdiğim, nedir senden tek dileğim? Fistanıma kemer değil, hayatınla kumar değil, her deminde bana esen nefesindir tek dileğim. Her deminde bana esen nefesindir tek dileğim. Serap Hoca. Evet güzel insanlar, çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp dinlediğiniz için. Sevgili Adem Çağlı bizi dinliyor. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Ve sevgili dostlar, Canıma Can Katanımsın şiirini bestelemişti değerli üstadımız Onur Atalay. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Ve çalıştığımız ortamda seslendirmişti. Onu dinleyip kapatalım programımızı. Canınıza can katanlarınız çok olsun sevgili dostlarım.
Evet sevgili dostlarım, bir Serap Demirtürk şiirini türkü yapan değerli üstadım Onur Atalay'ı rahmetle yad ediyorum. Ve sevgili Nurullah Ağrı üstadımız gelmiş bizi dinliyor. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum tüm dostlarıma. Ve Üstad Yavuz Bülent Bakiler der ki masallar içinde, aşk şiirinde. İşte şimdi biz de gökyüzündeki o her şeyden uzak, sessiz, kimsesiz, garip yıldızlar gibiyiz. Bir tomurcuk gibi her sabah usul usul gittikçe büyüyor sessizliğimiz diyorum sevgili dostlar. Yarın sabah 11'de pazar okumalarımızda buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.